Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 4. sınıflar için 1. dönem 2. İngilizce yazısında çıkabilecek soru örneklerini hep birlikte çözeceğiz. Eğer yazılı sınavınıza daha iyi hazırlanmak istiyorsanız, alıştırmalar, testler, denemeler çözmek istiyorsanız, öğrendiğiniz kelimelerle ilgili oyunlar oynamak istiyorsanız, Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirebilirsiniz. Dersin en sonuna doğru test soruları olacaktır. Eğer verilen süre sizin için yeterli değilse her soruda videoyu durdurup soruları çözebilirsiniz. Hazırsanız dersimize başlayalım. Cümleleri kutucuktaki kelimelerle tamamlayın. Ülkeler verilmiş. Biz de bunlara uygun olan milletleri eşleştireceğiz. Önce milletleri hep birlikte hatırlayalım. Japanese Japon Spanish İspanyol Italian İtalyan Turkish Türk German Alman. Şimdi bunları uygun resimlerle eşleştirelim. Birinci soruya bakalım. I am from Turkey. Ben Türkiye'denim. Türkiye'de yaşayan insanlara Turkish denir. Buraya yazacağımız millet Turkish'tir. İkinci resme bakalım. I am from Spain. Ben İspanya'danım. İspanya'da yaşayanlara Spanish, İspanyol denir. Üçüncü soru. I am from Germany. Ben Almanya'danım. Almanya'da yaşayanlara German denir. Dördüncü soru. I am from Japan. Ben Japonya'danım. Japonya'da yaşayanlara Japanese denir. Son soruya bakalım. I am from Italy. Ben İtalya'danım. İtalya'da yaşayanlara Italian denir. İkinci soru geliyor. Boşlukları doğru kelimelerle tamamlayın. Birinci soru. I like. Like sevmek demektir. Ben şunu severim. Tree, ağaç demektir. Sevdiği şey planting tree, ağaç dikmektir. 2. I dislike. Dislike sevmemek anlamına gelir. Eğer bir şeyi sevmiyorsak dislike kullanabiliriz. Scooter. Scooter demektir. Sevmediği şey riding a scooter. Scooter'a binmektir. Üçüncü soru. I like. Ben severim. Comics çizgi roman demektir. Sevdiği şey reading comics çizgi roman okumaktır. Dördüncü soru I dislike ben sevmem sevmediği şey pictures resim demektir. Drawing pictures resim çizmek. Beşinci soru I like ben severim a kite bir uçurtma demektir. Uçurtma uçurmayı sever. Flying a kite. Üçüncü soru geliyor. Soruları verilen tabloya göre cevaplayın. Aşağıda bir tablo var. İnsanların yapabildiklerinde tik işareti, yapamadıklarında çarpı işareti vardır. Bu tabloyu inceleyerek yandaki soruları çözelim. Birinci soru. Can Hamit ride a bike? Hamit bisiklet sürebilir mi? Tablodan bakalım. Hamit bisiklet sürebilir çünkü tik işareti var. Yes, he can. Evet, o yapabilir. Yes dedikten sonra Hamit erkek olduğu için he deriz. İkinci soru. Can Ebrar climb a tree? Ebrar ağaca tırnanabilir mi? Tabloya bakalım. Çarpı işareti var. Demek ki yapamıyor. Yapamadığımız şeylerde can't kullanırdık. No, she can't. Hayır, o yapamıyor. Üçüncü soru. Can Nisa play football? Nisa futbol oynayabilir mi? Tabloya bakalım. Çarpı işareti var. Oynayamıyor. No, she can't. Hayır, oynayamaz. Dördüncü soru. Can Ege read a book? Ege kitap okuyabilir mi? Tabloya bakalım. Tiki işareti var. Okuyabiliyor. Yes, he can. Evet, okuyabilir. Dördüncü soru geliyor. Resimlerin altına uygun eylemleri yazın. Bize aşağıda ifadeler verilmiş. Bunları uygun resimlerin altına yazacağız. Önce ifadeleri hep birlikte hatırlayalım. Playing table tennis, masa tenisi oynamak. Drawing, resim çizmek. Dancing, dans etmek. Playing chess, sandranç oynamak. Reading comics, çizgi roman okumak. Flying a kite, uçurtma uçurmak. Bunları şimdi resimlerin altına yazalım. Birinci resimdeki kişiler sandranç oynuyor. Sandranç oynamak, playing chess. İkinci resimdeki çocuk uçurtma uçuruyor uçurtma uçurmak, flying a kite. Üçüncü resimdeki çocuk çizgi roman okuyor, çizgi roman okumak, reading comics. Dördüncü resimdekiler dans ediyor, dans etmek, dancing. Beşinci resimdeki kişi bir şeyler çiziyor, resim çizmek, drawing. Son resme bakalım, masa tenis oynuyor, masa tenis oynamak, playing table tennis. Beşinci soru geliyor, ifadeleri tamamlayıp resimlerle eşleştirin. Bize verilen ifadeleri önce tamamlayacağız, daha sonra bunların hangi resme ait olduğunu birlikte bulacağız. Birinci soruya bakalım. Teeth. Teeth. Diş demektir. Dişleri fırçalamak. Brush. Teeth. İfadeyi tamamladık. Şimdi ise eşleştir resmi bulalım. Diş fırçalamak. T harfindedir. İkinci soru. Homework. Eve devi evet demektir ev ödevi yapmak, do homework. Şimdi resmini bulalım. Resmi H harfindedir. Üçüncü soru. Face yüz demektir. Yüz yıkamak ise wash face. Resmi ise G harfindedir. Dördüncü soruya bakalım. Television. Televizyon demektir. Televizyon izlemek watch television. Eşleştiği resim ise e harfindedir. Beşinci soru. Dressed. Elbise demektir. Elbise giyinmek. Get dressed. Eşleştiği resim ise D harfindedir. Altıncı soru. Bed. Yatak demektir. Yatağa gitmek. Go to bed. Eşleştiği resim ise C harfindedir. Yedinci soru. Breakfast. Kahvaltı demektir kahvaltı yapmak, have breakfast. Eşleştiği resim ise B harfindedir. Son soruya bakalım. Hair, saç demektir. Saç taramak, comb hair'dır. Eşleştiği resim ise A harfindedir. Altıncı soru geliyor. Resimlerin altına uygun eylemleri yazın. Eylemlerin neler olduğunu hatırlayalım. Climbing, tırmanmak, riding a bike, bisiklet sürmek, fishing, balık tutmak, playing football, futbol oynamak, reading comics, çizgi roman okumak. Bunları şimdi uygun resimlerle eşleştirelim. Birinci resimdeki kişi bisiklet sürüyor, riding a bike. İkinci resimdeki kişi balık tutuyor, fishing. Üçüncü resimdeki kişi çizgi roman okuyor, reading comics. Dördüncü resimdeki kişi bir yere tırmanıyor. Climbing. Ve son resimdeki kişi futbol oynuyor. Playing football. Yedinci soru geliyor. Resimdeki kişileri cümlelerle eşleştirin. Resimdeki insanların neler yaptıkları cümlelerle yazılmış. Hangi cümlenin kime ait olduğunu birlikte çözelim. Birinci cümle, I like dancing. Ben dans etmeyi severim. Yukarıdaki resimlerden dans etmeyi seven kişi, Clara'dır. İkinci cümle, I like swimming. Ben yüzmeyi severim. Yukarıdaki resimlerden yüzmeyi seven kişi Lisa'dır. Üçüncü cümle I like singing. Ben şarkı söylemeyi severim. Şarkı söylemeyi seven kişi Sue'dur. Aşağıdaki cümlelere bakalım. I like drawing. Ben çizmeyi severim. Resim çizmeyi seven Sandra'dır. Ve son cümleyi hep birlikte okuyalım. Ben müzik dinlemeyi severim. Müzik dinlemeyi seven kişi Jim'dir. 80. soru geliyor. Aşağıdaki cümleleri my, your, his, her sözcüklerinden uygun olanla doldurun. Eminim ki siz bu sözcüklerin ne anlama geldiklerini biliyorsunuz. Ama hep birlikte bir daha tekrar edelim. My, benim demektir. Your, senin anlamına gelir. His, erkekler için kullanılır, onun demektir. Her, kızlar için kullanılır, onun demektir. Bunları uygun cümlelere yazalım. Birinci soru. She is Ayşe. O Ayşe. She can play the guitar. O gitar çalabilir. Bu onun gitarı. Ayşe'den bahsettiğimiz için ve Ayşe kız olduğu için burada her kullanmalıyız. İkinci soru. He is Ahmet. O Ahmet. He can play football. O futbol oynayabilir. Bu onun topu. Ahmet'ten bahsediyoruz. Yani bir erkekten. O yüzden burada his kullanmalıyız. Üçüncü soru. I am Sefa. Ben Sefa. I can drive a car. Ben araba sürebilirim. Sefa kendini tanıttığı için bu benim arabam diyecek. Benim derken my kullanırız. Dördüncü soru. You can ride a bike. Sen bisiklet sürebilirsin. Bu senin bisikletin. You sen demektir. Senin derken your deriz. Sıradaki soru geliyor. Resimlerin altına uygun ifadeyi yazın. Kelimelere bakalım. Pencil case, kalemlik, eraser, silgi, ruler, cetvel, notebook, not defteri, pen, kalem. Bunları şimdi aşağıdaki resimlerle eşleştirelim. Birinci resimde kalem vardır. Buraya pen yazarız. İkinci resimde cetvel vardır. Buraya ruler yazarız. Üçüncü resimde kalemlik vardır. Pencil case. Dördüncü resimde silgi vardır. Eraser. Son resimde defter vardır. Buraya notebook yazarız. Onuncu soru geliyor. Resimlerin altına uygun ifadeyi yazın. İfadelere bakalım. Hello. Merhaba. Good morning. Günaydın. Good afternoon. Tonight. Good evening. İyi akşamlar. Good night. İyi geceler. Bunları şimdi uygun resimlerin altına yazalım. Birinci resimde güneş doğuyor. Yani buraya günaydın yazacağız. Good morning. Günaydın demektir. İkinci resimde güneş tepededir. Yani burada tünaydın diyeceğiz. Good afternoon. Tünaydın demektir. Üçüncü resimde ay ve yıldız vardır. Artık akşam olmuştur. Burada good evening diyeceğiz. Dördüncü resimdeki kişi yatıyor. Good night diyeceğiz. Sonrasında ise merhaba, hello demektir. Sıradaki soru geliyor. Doğru seçeneği yuvarlak içine alın. Aşağıdaki sorular can ve can't ile ilgilidir. Can bir şey yapabilmek anlamına gelir, can't ise bir şeyi yapamamak anlamına gelir. Birinci soruya bakalım. Balık resmi vardır. A şıkkında it can run, o koşabilir. B şıkkında it can swim, o yüzebilir. Balığın yapabildiği şey B şıkkındadır. İkinci soruya bakalım. Bir kuş resmi var. A şıkkında it can fly. O uçabilir. B şıkkında it can't fly. O uçamaz. Balık uçabilir. Bu yüzden A şıkkını seçmeliyiz. Üçüncü soruda bir at var. A şıkkında it can sing. O şarkı söyleyebilir. B şıkkında it can run. O koşabilir atın yapabildiği şey B harfindedir. Dördüncü resimde biri dalış yapıyor. A şıkkı he can cook. O pişirebilir. B şıkkı he can dive. O dalış yapabilir. Doğru seçenek B şıkkındadır. Son soruda Tom Jerry'yi yakalayamıyor. Çarpı işareti var. Yakalayamadığı için can't kullanmalıyız. A şıkkında can, B şıkkında can't var. Doğru seçenek B şıkkındadır. Sıradaki soru geliyor. Soruları haritaya göre cevaplayınız. Önce harita üzerinde bulunan yönleri dolduralım. North, Kuzey, East, Doğu, South, Güney, West, Batı. Birinci soruya bakalım. Where is Samsun? Samsun nerede? Haritadan Samsun'u bulalım. Samsun kuzeydedir. Boşluğa yazmamız gereken kelime North kelimesidir. İkinci soruya bakalım. Veriz Sinop. Sinop nerede? Haritadan Sinop'u bulalım. O da kuzeydedir. Yazmamız gereken kelime North kelimesidir. Üçüncü soru. Veriz Erzurum. Erzurum nerededir? Erzurum'u bulalım. Doğudadır. Yazmamız gereken ifade East kelimesidir. Dördüncü soru. Where is Antalya? Antalya nerededir? Haritadan Antalya'yı bulalım. Güneydedir. Yazmamız gereken kelime South kelimesidir. Beşinci soru. Where is Aydın? Aydın nerededir? Haritaya bakalım. Aydın batıdadır. Yazmamız gereken kelime West kelimesidir. Bir sonraki soru geliyor. Tabloya bakarak cümleleri I like ya da I don't like ile tamamlayın. I like, ben severim demektir. I don't like, ben sevmem demektir. Aşağıdaki tabloda sevdikleri şeylerde gülen işareti var, sevmediklerinde ise üzgün surat vardır. Bunlara bakarak soruları çözelim. A'daki soruya bakalım. Playing tennis. Tenis oynamak. Tablodan tenis oynamayı bulalım. Üzgün surat var. Demek ki tenis oynamayı sevmiyor. Burada I don't like kullanmalıyız. B'deki soruya bakalım reading a comics çizgi roman okumak tablodan çizgi roman okumayı bulalım üzgün surat var demek ki sevmiyor burada i don't like kullanmalıyız c'deki soruya bakalım watching cartoons çizgi film izlemek tablodan çizgi film izlemeyi bulalım gülen surat var demek ki izlemeyi seviyor burada ise i like kullanmalıyız şimdi diğer bölüme bakalım D'deki soru playing chess, santranç oynamakla alakalı. Tablodan santranç oynamayı bulalım. Gülen surat var, demek ki seviyor. I like, kullanmalıyız. E'deki soruya bakalım. Learning English, İngilizce öğrenmek. İngilizce öğrenmeyi seviyor mu, sevmiyor mu? Tablodan bulalım. Gülen surat var, demek ki seviyor. Burada I like, kullanmalıyız. Son soruya bakalım. Singing, Şarkı söylemek. Şarkı söylemeyi seviyor mu tabloyu inceleyelim. Üzgün surat var. Demek ki sevmiyor. Burada ise I don't like kullanmalıyız. Aktiviteleri uygun resimlerle eşleştiriniz. Aktivitelere bakalım. Ride a bike, bisiklete binmek, climb a tree, ağaca tırmanmak, take pictures, fotoğraf çekmek, play chess, santranç oynamak, play the guitar, gitar çalmak, Bunları şimdi uygun resimlerle eşleştirelim. Birinci resimdeki kişi santranç oynuyor. Doğru ifade D harfindedir. Play chess. İkinci resimdeki kişi fotoğraf çekiyor. Doğru ifade C harfindedir. Take pictures. Üçüncü resimdeki kişi gitar çalıyor. Doğru ifade E harfindedir. Dördüncü resimdeki kişi bisiklete biniyor. Doğru ifade ride a bike yani A harfindedir. Ve son resimdeki kişi ağaca tırmanıyor. Doğru ifade B harfindedir. Test time. Öğrendiklerimizi test edelim. Eğer verilen süre sizin için yeterli değilse her soruda videoyu durdurup öyle çözebilirsiniz.